Gün altıgende arkadaşlar bir kere şunu göreceksiniz. Bu köşegenler birbirinin aynısı uzunluğa sahip. O yüzden böyle birleştirirseniz EC ile ECA birbirine eşit olur. Bu arada kendiliğinden bakın KA ile AC de eşit oldu. Şimdi burası 30-30, 120 üçgeni gördüğünüz gibi. Şurası 150 derece, o zaman bak burası 15 oldu. Zaten arkadaşlar burası 30-30-120'den 30. Demek ki x açısına ne kalıyor? Tamamının kaç olduğunu biliyoruz buranın, bir açının 120 derece. 120'den 75'i çıkaracağız. Demek ki 45'miş. A şıkkı. Şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Bütün köşegenleri birbirinin aynısıdır. 36, 36, 72'ler, 72'ler falan bayağı güzelce kullanmak lazım. Şimdi BD'yi 24 vermiş. BD neresi? Bir köşegen bizden x artı y'yi istiyor. İşte dediğim gibi bu köşegenler birbirine eşit. Zaten kenarlar birbirine eşit. Şimdi burası 36 derece. Bu zaten 36 derece. Şunu bir sileyim, pardon. Ya da küçülteyim. Çok kalın bir kalem. Küçültemiyorum. O zaman şuradan seçeceğim. Bakın şimdi burası 36. Burası da 36. Neden? Çünkü xx olduğu için tabii ki b açısı da 36'dır. D açısı da 36'dır. Yine aynı şekilde xx olduğu için 36 36'dır. İki iç bir dıştan gördünüz mü? F açısı 72 yaptı. O zaman yine 108 olması için 72 kalır. Haliyle arkadaşlar burası da x oluyor. Hatta ikizkenardan bak burası da y oluyor. Demek ki x artı y köşegeni zaten 24'müş. O zaman x artı y de böylece 24 oldu. E şıkkı. Düzgün beşgen ve eşkenar üçgen vermesinin sebebi şu. Bak FC ile CB birbirine eşit olacak. Çünkü düzgün beşgenle eşkenar üçgenin birer kenarları ortak. Düzgün beşgenin bir iç açısı 108 derecedir. Şimdi burada ikizkenar üçgen olduğu için bir de şurası 60 derece olduğu için şu yeşil açılar eşit. Kaçar derece peki? 108 60 daha 168. 180'den çıkarırsak 12. Bunlar arkadaşlar 6 6 diye bölüşecek. Şimdi buna göre o zaman 2 iç bir dış yapacağım. Nerede? KCB üçgeninde. Bakın bu üçgende bir açımız 108, diğeri 6, böylece 114 oldu. C şıkkı. Evet, şimdi burada düzgün altıgen şekli oluşmuş sağ tarafta. A, 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 A dersek 5A. Şimdi buraya da AA diyeceğim çünkü bunlar eşit aralıkta, eşit uzaklıkta diyor arkadaşlar. O zaman buraya 3A bölü 2, 3A bölü 2 kalır dengede durması için. Sonuçta çantanın ipinin uzunluğu tabii ki değişmeyecek askısının. Burada kesirlerle uğraşmamak için ama hemen şunu yapacağım. 2 katını alacağım, böyle daha güzel olsun. Bir kenarına 2A diyelim, böylece 10A olsun. Bak burada askı yok ona göre, o yüzden 1, 2, 3, 4, 5 aslında, tamam mı? İpin uzunluğu. Böylece burasına 2A, 2A dersek 10A olması için 4A çıktı. 3A buraya, 3A da buraya kaldı. Şimdi önemli bir durum. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Zaten şuralar aynı hizada. Sonra arkadaşlar şuraya kadar da tamam. İşte burası da hatta kaç? 30-60-90 üçgeninden dolayı. 90'ın karşısı 2A ise 30'un karşısı A, 60'ın karşısı A kök 3. O zaman burası da A kök 3. İşte arkadaşlar aradaki fark burası. Ve o da neye eşit? 3A eksi A kök 3'e eşit. Ve bu kaça eşit olarak verilmiş soruda? Bunların farkı, yani verilmemiş, sen göreceksin. 70 eksi 10 kök 3 eksi 40. Buradan da 30 eksi 10 kök 3 oldu. Bakın A 10 geldi. A 10 olduğuna göre toplam uzunluk 10A'ydı. 10 çarpı 10 yani 100 santimmiş. D şıkkı. Alanlar oranı, tabanlar oranı yorumuyla gideceğiz arkadaşlar. Kenarların orta noktaları demiş bakın. Orta noktalarına ve bir köşesi böyle. Şunları da tabii aynı semboller olarak görmeyin. Bu şekilde ve böyle yaptık. Şimdi bundan sonra o zaman bunları böyle birleştireceğiz. Artık yapacağımız bir şey yok. Birleştirdikten sonra bakacağız. A dersem buraya da A derim. Buraya 6 eksi A derim. 6 eksi A. Sonra 1 artı A. Böylece bu da 1 artı A. Tabanlar aynı çünkü. Buraya kaldı 8 eksi A. Burası arkadaşlar yine 8 eksi A. Burası da A eksi 4 oldu. yine alanlar eşit olduğu için A-4. O zaman A'nın B'den farkı bakın. A'lar gittiği için direkt otomatik olarak 4 geldi. E şıkkı. Üçgen verilmiş arkadaşlar. O zaman şimdi burada A, E, F. Şu, bu ve bu. Düzgün altıgen, pardon düzgün beşgen dediği için bu. Hatta orada şöyle bir durum var. Çift çizgi vermiş. Biz de çift çizgi yapalım. Böyle olmuş olsun. Şimdi bundan sonra ne diyeceğiz? Bak burası 108 derece. Burası arkadaşlar eşkenardan dolayı 60. 168 olduğu için ufacık olan bu açılar B ve F açısı geriye 12 kalıyor. 6 derece yapıyor. Burası da yine 6 derece yapıyor. Şimdi görmemiz gereken mevzu ne? Burası 54 kaldı ya. Arkadaşlar EF ile bakın EL de birbirine eşit. O zaman aslında bu da 54 derece. Şimdi eşkenardan dolayı zaten burası 60. 54, 54 daha 108. 60 daha 168. Demek ki X 12 dereceymiş. D şıkkı. Bunun başında size şunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada 2, 4, 6 nokta 28 var. Yani kaç tane sıra var ona bakalım. Bu birinci sıra, bu ikinci sıra, bu üçüncü sıra. Yani 28/2'den 14 tane sıra var burada. En başta onu söyleyeyim. Ne demek istiyorum sıradan kastım? Bu birinci sıra, bu ikinci sıra, bu üçüncü sıra. Birazdan çünkü bununla ilgili de bir şey söyleyeceğim. 14 sıramız var. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kenara ben A dersem o zaman A, 30, 30, 120'den A kök 3. Yine şurayı da böyle birleştirirsek A kök 3 olur. Burayı da A bölü 2 kök 3 diyeceğim 30-60-90 üçgeninden dolayı. 2,5 A kök 3 soruda 20 kök 3 olarak verilmiş. A demek ki 8. Bundan sonra ne söyleyeceğim? Dikkatli olalım. Bir tanesinden başlayayım bakın. Bu kenarın 2 katıydı, hatırladınız mı? Burası A ise burası 2A. Bilmiyorsanız şimdi böyle öğrenmiş olun. Burası da A. O zaman bir sırada arkadaşlar 3A uzunluğumuz var. Bir sırada 3A. Hakikaten bak devam ettireyim. Burada da yine sonuç olarak şöyle düzgün altıgen olduğu için 5 ve 6'da bak yine öyle, görüyor musunuz? Sürekli 3A 3A devam ediyor. O zaman bir sırada 3A ise 14 sırada ne olacak? Pardon 14 sıra mı demiştik? Evet 14 sıra demiştik. 14 sırada arkadaşlar 7 tane ikili olduğu için 7 çarpı kaç orası? 3A. Yani 21 A'lık bir uzunluk olacak. Neden 7 tane ikili dedim? Bunların her biri 1 sıra, 14 sıra var. İkişerden hesaplıyorum. Her 2'de 3 artıyor. Her 2'de 3 artıyor. O zaman 14 sıradan da 7 tane ikili sıra var. Bu yüzden 7 çarpı 3A dedim. En sonda ama şu kısım var, görüyor musunuz? Burada bitti. 27-28. Bir de burada A, ufacık bir A bölü 2 kaldı. O yüzden 21,5 A oldu arkadaşlar. A'yı 8 bulduk. 21,5 çarpı 8'den 172 C şıkkı. Düzgün altıgen 6 tane eşkenar üçgenden oluşur. O yüzden alanı A kare kök 3 bölü 4'ün 6 katıdır. Bu 9 kök 3 verildiğine göre kök 3'leri sadeleştirelim. Buradan da bununla sadeleştireyim. 6, 3, 2. Burayı da sadeleştireyim. A kare buradan 6 oldu arkadaşlar. A da kök 6 yaptı. Şimdi bundan sonra ne söyleyeceğiz? Bir kenarı kök 6 olduğuna göre burası kök 6. Bu arada burası 30 derece, 60 derece. 60'ın karşısı kök 6 ise 30'un karşısı kök 3'te 1'dir. Kök 2, 90'ın karşısı da 2 kök 2'dir. Kök 6'nın karesi 6. 2 kök 2'nin karesi 8. Kök 14 oldu. A şıkkı. Düzgün beşgen ve düzgün altıgenin birer kenarları eşit. O yüzden hemen şuna bakalım. Burası arkadaşlar bir kere 36 derece, doğru mu? 36, 36, 108'den dolayı. Sonra burası 72 derece. Şurası da yine 108 olduğu için 12. O zaman P açısıyla F açısı birbirinin aynısı. Çünkü ikizkenar üçgen PA ve FA eşit olduğu için. Böylece 180'den 12 çıkarırsak 68. P açısı 84 yaptı. Tamamlayan bu açıda o zaman 96 geldi. Zaten şuradaki A açısını 72 bulduk. 96, 72 daha 168, 12 dereceymiş B şıkkı. Bu da böyle sanki bir kelebek benzerliği olacakmış da olamamış gibi. O yüzden ben tamamlayacağım. Çünkü düzgün altıgende eşkenar üçgenin sayesinde bakın bu kenarlar da böyle üçü birbirine eşit oluyor. Şimdi buna göre bir kenar 6 olduğu için buralar da 6, 6. Çünkü 60'ar derece bakın dış açılar haliyle eşkenar üçgen oluyor. Ve kelebek benzerliği oluyor bakın. KDL ve ALP diyelim buraya. Haliyle buradan bizden x'i istiyordu. Şimdi önce şu DK'yı bulacağım tabii. Çünkü x'i nereden bileyim? AL'yi de bilmiyorum. Diyeceğiz ki burası 6, 6 olduğu için 12'nin y'ye oranı 9'un 3'e oranı. Yani benzerlik oranı 3'müş. Bu yüzden y 4'müş. Hemen burada artık 60 derece olduğu için indir diki. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2. Buraya 1 kaldı. Burası da 2 kök 3 oldu. 12 bir daha 13 yaptı. Kök 13 B şıkkı. Burada güzel bir eşlik yapacağız. Hemen gösteriyorum. Bakın şimdi FD kenarı ve DM kenarı birbirine eşit değil mi? Sonra buradaki ED kenarı da düzgün altıgen olduğu için DC kenarına eşit. Şimdi burayı bilmiyorum. Alfa diyeceğim. Düzgün beşgenden dolayı burası 108 eksi alfa. Yine düzgün beşgenden dolayı bak burası kaç derece alfa. Kenar açı kenar eşliği geldi. Kenarları aynı. Aradaki açı da aynıysa hemen üçüncü kenarlarda birbirine eşit olacaktır. Onu da şöyle gösterelim. Buradaki EF ile MC eşit olur. Hemen şurada 108 olduğu için 108, 127 daha 235. M açısına arkadaşlar 125 derece kalır. M açısı nereyi görüyor? Yeşil kenarı görüyor. Burada M açısı nereyi görüyor? Yine yeşil kenarı, F açısı pardon. O zaman F'nin tamamı 125 derece. Ve düzgün altıgen olduğu için şurada onu da diğer renkle göstereyim. Bak 108 derece var. Demek ki X'e de 17 kaldı E şıkkı.